Herkese selam. Ben iş yolundayım ve size seslenmem gerektiğini düşünüyorum. O ne demek ki? Oysa seslenir. Neyse. Ne zamandır Aslı söylüyordu bir video çek, bir video çek diye. Ben de ayak sürüyorum. Bir yandan da yola bakmam lazım. O yüzden kusura bakmayın. Size bu videoyu neyle çektiğimi söylemem lazım önce. Kimsenin haberi yok ama. Aslı'ya aldığım yeni kamerasıyla çekiyorum. Kameranın detaylarını size zaten bir gün videoda çekiyor. Detaylara ilgili şöyle bir kamera aldım. Umarım işe yarar. Size daha iyi videolar, daha güzel görüntüler iletmesi açısından. Ben şu an işe gidiyorum. Yaklaşık bir yarım saat sürecek iş. Yani 32 mil falan evden. Bugün cuma, yine tatile giriyoruz malum burada, bayram diyelim. İlk defa böyle 10 gün falan sürecek tatil yani. Yılbaşıyla birleştirdim. Önümüzdeki hafta çarşamba, perşembe, cumayı da izin aldım. Bakalım uzun bir tatil yapacağız uzun süreden sonra. Misafirlerimiz geliyor yarın akşam. Benim çok yakın bir arkadaşım üniversiteden burada yaşıyorlar. New Jersey'de. Onlarla beraber olacağız. Bir tatil boyunca diyelim. Onları karşılayacağım akşam. Sağ olsunlar yine can dostlar, yardımcı olanlar, onlarla yaşadım.
ben dedim Florida'ya gideceğim. Gelmişken isterseniz uğrarım. Oradan da atlar şeye gelirim yani. Nasıl gideceğim yok. Böyle bir blöf yaptım. O da dedi tamam geliyorsan madem biz sana bizim uçağı ayarlayalım. Bizim Bahama'daki yere gel. İlk Florida'dakilerle görüş sonra buraya geldim. Ya, tamam. Böyle bir tuttu yani. Peki iş ondan sonra 4 sene oraya gittim. Orada çalışıp 4 sene. Zaten YouTube videoları oradan başlamıştı. 2 sene zaten bana izin oluyorlardı. Çalışma izni orada. Artık 4 sene iyi bir git. Başka bir yere geçme açısından. Orada da tecrübe kazandık. Daha sonra aslında kalmaya devam etsem orada kalırdım. Ama hem duru hem hamile bizim işimiz git gel zor olacaktı. Zaten tek başına duru ve hamileyken burada kalması, yani buraya taşınıp burada evi beklemesi biraz zor olacaktı açıkçası. Denk geldi. İş aramaya başladım ben. Daha çabuk buldum işi. Yine burada da aynı şekilde ben dedim önümüzdeki hafta o tarafa geliyorum. Dediler o zaman ben HR yani insan kaynakları dedi ben sana mühendislik ofisinin müdürüyle görüşme ayarlayayım haber vereyim dedi. Olur dedi. Ben bu tariflerde oralarda olacağım. Ve o şekil işi aldık burada. Buraya geldik zaten buradan sonrasında. Benden daha iyi biliyorsunuz. O yüzden çok detaya girmeyeceğim. İşim Türkiye'ye göre biraz farklıydı. Bahama'da iki tersane tamir, bakım ve tamir tersanesiydi. Orada yine yatlara, ticari gemilere, Bahamalı balıkçı gemilerine, teknelerine bakım yapıyorum. Yelkenli yatlar. Bayağı skala genişti okuldan. O da zevkli bir iş. Yeni inşa yapmıyorsun. Orada da projeler oluyor. Proje üretiyorsun. İşte teknelere bakım bazen bir hafta sürüyor, bazen 20 gün sürüyor, bazen 3 ay sürüyor yani işin hacmine göre. Bazen de orada konaklıyorlar tekneler. Kışlamaya oluyor tekneler. İşte karaya alınması falan. Malum burada yaz mevsimi, bahar ve yaz mevsimleri sıkıntılı oluyor. Havalar hep yağmur ve işte fırtına sezonu, kasırga sezonu vesaire. İnsanlar teknelerini karada tutuyor. İşler. Askeri havanın askeri gemilerinde iş yapmak. Onların bakımları, tutumları gibi. O işler devam ediyor orada aslında. Görüşüyorum hala oradakilerle. Daha geçen işte mesajlaştık. Oradaki patronla. Burada bir poğaça varmış. Gelecek misin? Görüşelim falan. Yani Bahama'da güzel ilişkiler, arkadaşlarımız var. Hala görüşmüyoruz. Daha henüz gidemedik tekrar ama umarım bir gün yine yolumuz düşer orada. Orada güzel vakit geçirdik yani. Ada olunca insanlar birbirlerine daha sıkı tutuyorlar aslında. Çünkü herkes senin, yani oraya çalışmaya, yaşamaya gelmiş. Herkes seninle aynı yoldan geçtiği için baştan sona işte eşler çalışamıyor. Eğer işi müsait değilse, çalışacak değilse, izin alamıyorlar falan. Çocuklar bir arada büyüyorlar. Oyunlar oynuyorlar yani. Belki çok şey yok ama ortam hani işte parklar, bahçeler hani öyle Amerika gibi değil tabii ki de. Ama plaj var. Birkaç park var. İnsanlar kendi evlerinde buluşuyor falan derken orada iyi vakit geçirebiliyor. Ama limitli yani. Her şey limitli. Markete bile çarşamba, perşembe gidersen tazeme, sebzeme. Gemi o bir önce gidiyor falan. Hafta sonunda bir şey kalmıyor. Yani seçim düşünüyor falan. Yani çok sıkıntı çekti çok. Yalan. Sıkıntı çekme. Ya adapte olursun yani. O düzene giriyorsun yani belki. Anakara başka. Anakara'ya geçtik. Burada herkes kendi mücadelesinde. Komşular falan hani bir yere kadar seni de yani sen onlara çok fazla iç dışlı olamıyorsun açıkçası. O yüzden arkadaşlık konusunda burada biraz zayıf.
New York zaten konuşmuyorum o konuda. 82. vilayet. Burada zaten kimse görüşecek vakit olmuyor çocuklarla. Aşırı neşir olmakta nasıl daha ziyade anlatır bunları. Hani sabah uyan, okula götür. Öğleden sonra git okuldan al. Arada markete git gel. Hani Lila'yı eyle falan. Zaten arkadaşlarıyla vakit geçirecek boşluğu bulamayabilir biliyorsun. O yüzden şimdilik çok şikayet edecek bir durum değil yani bana göre. Arkadaşlar vakit bulunca biz gidiyoruz, onlar geliyor falan. Bir şekilde çözüyoruz yani. İşi anlatıyordum. Bağma'da bakım tutum tersanesiydi. Şimdi burada yeni inşa, tekrar yeni inşaya döndüm ama küçük tekneler. Türkiye'de yaptığım işe göre. Bir de seri üretim gibi, fabrika gibi düşünüyorum yani buradaki de. Türkiye'de daha butikti. Bir megayat 2 sene falan sürüyor inşası burada. Öyle değil, burada ne kadar yaparsan ve satarsan o kadar kâr ediyorsun ve o kadar şirketin yaşayabilirliği artıyor. O yüzden burada biraz daha vahşi. Ama yeni modele başladık. Ben geldiğimde yani burası 3 senelik genç bir firma aslında. Tayvan menşeli bir firma. Tayvan, patron Tayvanlı. Orada tersaneler varmış 40 senedir. Daha büyük tekneler yapıyorlar. Burada da Amerikan pazarına hitap etmek için buradaki yeri açmışlar burada. Çünkü Amerikalılar biliyorsunuz Made in USA hastası oluyor bazı konularda. Bu 70 footluk, 21 metrelik tekneyi buralara satmak amaçlı bu yeri kurmuşlar. Daha önce de zaten tekne fabrikasıymış bizim iş yeri. Şimdi de 2,5 sene yani 2,5 senedir o 70'le yapıyoruz. Şimdi de daha küçük teknelere giriştik. Yani 45 footluk bir tekneye girdik. O başladı. 5-6 tanesi üretimde. İlk iki tanesi Miami Boat Show'a yetişmeye çalışıyor Şubat ortasında. Orada görücüye çıkacak. İnşallah beğenilirse ve siparişler gelirse devamı gelecek. Daha küçük, yani küçük teknelerle devam edecek burası. Bundan sonra 45, bir tane daha 45 daha değişik, biraz daha kapalı modeli olacak 45'in. Bir 38 belki olacak. Daha sonra 50-53 foot, yani biraz daha küçük tekneler, daha seri ve daha sık üretimler olacak ve teslimatlar. Ben de bu işte onun bu işlerin üretim kontrolü ve malzeme, yani production control, BOM belki biliyorsunuz, bill of material, bill of manufacturing, o işindeyim. O departmanı tutuyoruz. Bir de yeni bir sistem kurmaya çalışıyoruz bir 8-9 aydır. Bu işler dışında ERP sistemini yeniliyoruz. Daha bu seri üretime uygun hale getiriyoruz. Bilmediğim bir iş aslında. Bilmediğim bir işti. Mecbur öğreniyorsun. Sana verilince bu proje. Yapacak bir şey yok. Öğreneceksin. Babamın bir lafı vardı. Ya bu deveye gideceksin ya bu diyardan gideceksin demişler. Biz de bu deveye gitmeye çalışıyoruz burada. Biliyorduk ama böyle zorlu develer gideceğimizi. Kaçacak bir yerimiz yok. O yüzden keyfimiz yerinde yani. Şikayet edemem. Öyle diyeyim. Bahamalılar gibi söylüyorum. Şikayet edemem. Türkçesi. İş konusunda böyle fazla kafanızı şişirmeyeyim. Hala yoldayım bakın. Kaç dakika oldu bilmiyorum. 20 dakika oldu mu başlıyor yola. Bugün Cuma. Tatile giriliyor. Burada Noel heyecanı var herkeste. Zaten bugün yarın gün çalışanı bulursan şanslısın diyelim iş yerine. Belki tam gün orada duruyorlar ama artık siz düşünün yani. Kafalar hindide. Pazartesi günü yiyecekler. Bir de tatil şey var. Tatile girme esnekliği diye. Neden bu videoyu çekiyorum diye makinelim. Neden bu videoyu çekiyorum? Epeydir bir
sıkıştırılıyorum aslı tarafından. Orada da sizden gelmiş galiba. Niye Sabri çekmiyor video? Niye daha çok birlikte video çekmiyorsunuz? O niye ayrı çekmiyor? Gibi istekler, talepler var. Ben de çekerim dermişim. Yok. Vakit, vaktim yok. Çekerim aslında. Yani vakit işi aslında arkadaşlar. Bunlar o yüzden. Ben fırsat buldukça onun videolarına salça olmaya devam. Onun dışında zaten anlat bitiremediğim konular değil. Zaten bülbül gibi şakayan da bir insan değilim. Tanıyanlar bilir. Şimdi izliyorlar zaten. Makalesini yapıyorlardır. İyi vaiz değilim yani. Benden iyi. İyi vaiz olmaz. Benden iyi imam çıkmaz. Ama elimden geldiğince vakit buldukça size böyle varsa öğrenmek istediğiniz başka şeyler, bilgiler, değinmemiz gereken konular olursa mesaj atın, Aslı'ya gönderin. Biz de öğreniriz en azından yani. Siz belki deneyimlediğimiz bir soru sormayacaksınız ama bir konuyla alakalı. Ama en azından sizin için öğrenmeye çalışır. Biz de öğrenmiş oluruz yani sahiden. Videoyu size Aslı'ya aldığım yılbaşı hediyesiyle çekiyorum. Ona da sürpriz olacak. Video çektiğin haberi yok. Umarım videoyu beğenir. Artık kanalın patronu yayınlar mı yayınlamaz mı bilmiyorum. Yayınlarsa sizlere iyi yıllar diliyorum. Umarım 2019-2018'den 2018 kadar iyi geçer diyelim. 2018'den daha iyi geçsin. Biliyorum sıkıntılar var. Umarım o sıkıntılar çözülür. Çık diye çok çözecek şeyler değil ama umarım o yönde adımlar atılır. Halk olarak, devlet olarak. Sizlere mutlu, huzurlu, sağlıklı, güzel haberler alacağınız iyi bir yıl diliyorum. Karıcığım sana da bu yeni kameranla güzel videolar çekmeni diliyorum senin için. Umarım işe yarar. Beğenmezsen söyle, değiştiririz. Bunu geri veririz. Telefonumla mutluyum dersen tamam, sorun değil. Ben kullanırım bak, yolda çekiyorum videoları. Yaklaştım. O yüzden bir gözümle yolda. Öpüyorum herkesi. Kendinize iyi bakın. Çoluk çocuk iyi yıllar diliyorum.